Selamünaleyküm YouTube. Nasılsınız bakalım? Başta söyleyeyim bak. Önce abone olun, yorum yapın, beğenin. Bunları zaten her zaman söylüyoruz. Biliyoruz beğeniniz bilmem ne oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim de geri dönüşümüz o. Beklediğimiz şey o. Ben yorumlarda bayağıdır mesela birçok arkadaşımın yorumunu görmüyorum. Niye görmüyorum acaba? Kafanız yarıldı değil mi? Gündemden bahsedecektim arkadaşlar böyle ama gündeme şöyle bir baktım. Bir tarafta bir yıldır bir evde tutulan küçük bir kardeşimiz, bir tarafta işte milletvekili adayı olmaya çalışırken gözümün önüne geldi. Neyse geç burayı. O yüzden gündeme hiç değinmeyeceğim. Bugün size şöyle bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Farz edelim ki yayıncı değilsiniz, ajans değilsiniz. Bu konularla hiçbir alakanız yok. Hatta dışarıda başka bir işiniz var. İkinci bir iş olarak bu işi yapmayı düşünüyorsunuz. Bu konuyla alakalı bir konuğum olacak bugün. Hiç daha lafı uzatmayayım. Kendisini de konuk olarak alayım. Kendisine sormaya başlayalım. Karşınızda Meri Ajans'ın sahibi İrem. Hoş geldin. Merhabalar. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi birçok insan var böyle. Bu işe nasıl girsem, girer miyim, nasıl kazanırım, kazanır mıyım diye düşünen, aynı zamanda dışarıda bir işle uğraşan, ek iş olarak yapmak isteyen. O yüzden bu konuda en güzel konuklardan birisi sen olabilirsin. Sen dışarıda aynı zamanda bir mesleğin var. Bu işi de gayet iyi götürüyorsun. Bulunduğun platformda, yani şu an itibariyle Miko'da adından da söz ettiriyorsun. Ben çok fazla uzatmadan topu sana atacağım. İlk yayıncılığı nereden duydun, ne zamandır yapıyorsun? İlk yayıncılığı 2018'de üniversite okurken bir arkadaşım önermişti. O zamanlar başka bir platform vardı, Miko'da değildi. Neresiydi? Hahi. 2 hafta falan oradaydım. Sonra sildim orayı. Hahi aslında arkadaşlar eskilerde olan insanların birçoğunun aslında temel yeri, bildiği yer ama şu an kapandığı için yeniler bilmiyor tabii. Peki şu an memnun musun? Şu an memnunum. Güzel gidiyor. Emeklerimizi yavaş yavaş verimini alıyoruz, öyle diyeyim yani, verdiğim emeklerin. Senin ajansında böyle şeyi görüyorum, böyle bir anda böyle fırlayan insanlar falan görüyorum mesela. Tabii o tüyo kısımlarına birazdan geçeceğiz. Onları biraz beklesinler. Ben ondan önce sana şunu sorayım. Şu ana kadar izlediğin böyle en iyi yayıncı veya en sevdiğin yayıncı kim? Hani yayıncılık anlamında. Herkes yayına gitmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani gitmiyorum derken hani bakıyorum. Doğru, benim de izlemiyorum. Hayır, geliyordum ama. Geliyordum. İyi yayını yapıyor diyebileceğim yani Enes'i beğeniyorum. Yayını güzel, eğlenceli. Enes Orfe. Evet. Onu da arkadaşlar şuralara bir yere koyalım. Önceki videolarımız da vardı. Aşağıda açıklamalarında görebilirsin Enes'in konuk olduğu videoyu. Peki başka var mı? Hayo'yu beğeniyorum. Hayo'nun yani zaten kendisi rapçi. Arada bir kaynatıyor. Sohbeti muhabbeti de eğlenceli, güzel geçiyor. Onu da hemen şuralara bir yere koyalım. Onu da açıklamada bulabilirsiniz olduğu videoyu. Böyle yayıncılık hayatında en unutulmaz olay neydi? Veya ne bileyim en eğlendiğin bir şey de olabilir. Aslında 2 tane olay var. İkisi de eğlenceli değil. Olsun, o da olur. Yani birincisi, ajans açmadan önce Seymenler diye bir grup, troll grubu bana da danmışlardı. Yani abimin numarasını alıp eskort sitesine atıp o şekilde bayağı bir karışıklık olmuştu ki o zaman ailem abini bilmiyordu. Aradılar hep. Evet, abimi aradılar ben diye. O zaman hani ailem bilmiyordu. Abin ne yaptı peki o zaman? Numara falan değiştirdi mi? Değiştirmedi. İnatla abi değiştirelim falan. Abisinin de hoşuna gitti galiba. Onun haricinde bir tane daha oldu yani. O da şu. Kendi ajans sahibim tarafından dolandırıldım arkadaşlar. Ona rağmen ben yılmadım. Devam ettim ki kendi yayıncılarıma özellikle söylüyorum. O kadar ilgiliyim. Buna rağmen daha güzel yerlere gelebilirsiniz. Herkese güvenmeyin diyoruz yani. Evet. Şimdi Miko'da hem yayıncısın hem ajansın var. Böyle az çok bu kadar zamandır bir şeyleri gördün ettin. Sence Miko'da değişmesi gereken bir kural var mı? Veya değişmesi gereken bir sistem, düzen, bir şey var mı? Ne düşünüyorsun? Yani ban konularında bazı kişiler gönderdiğinde ban atılmıyor. Bazı kişiler gönderdiğinde ban atılıyor. Atıyoruz, bazen yayında sövüp sayıyorlar, hiç problem yok. Ama bazı attıklarımız, onlar banlanmıyor. En ufak bir ne diyeyim chatter orada goy goy yapıyor, banlanıyor. Bu problem yani benim için. Onun haricinde transfer konularında sorun var bence. Yani daha mı kolay olması lazım? Evet, 6 ay çok fazla. O zaman genel olarak bu transfer değil de ban konuları benim anladığım kadarıyla şöyle. Daha doğrusu benim de tecrübe ettiğim kadarıyla şöyle. Yönetimin başındaki insanlar değil de yönetimin içinde çalışan bazı insanlar diyelim. Bazen taraflı olabiliyorlar. Buna ben de bir iki kere denk geldim. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yayını açıp da ana bacı söven, şuraya alkol şişesini koyup da rahat rahat takılan insanların banlanmadığı ama ufak bir küfür ağzından kaçınca banlanan yayıncıların olduğu oluyor. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Bu kayıtların
kayıtların kime atıldığı da önemli. Dolayısıyla içeride, çünkü bu kayıtlar birisine atılıyor. O kişiler de kimin arkadaşı, kimin yandaşı, benim anladığım kadarıyla böyle bir durum çıkıyor ortaya. Belki de en baştakinin haberi bile yok. Belki haberi varsa bilmiyorum, gözde yumuyor olabilir. Öyle de bir durum olabilir belki. İlk böyle ajansı açtın. Yayıncıların sıfırdan geldi. Bu yayıncılar kota yapmaya başladılar, yükselmeye başladılar. Bunların da ajans sahibi sensin. Sen yönlendirdin doğal olarak. O insanları belli bir noktaya taşımaya vesile oldun. Dolayısıyla demek ki bir şeyleri doğru yaptın, doğru öğrettin, eğittin ki bu insanlar para kazanıyorlar, güzel de kazanıyorlar. Sence kazanamayan yayıncıların ne yapması lazım? Yani ilk başta yayını nasıl açtığı çok önemli. Görsel işe, olarak mı? Görsel olarak. Bir işe gidiyormuş gibi, hazırlanırmış gibi. Çünkü orası da bizim bir iş yerimiz sonuçta. Yani giyimine, kuşamına dikkat edip, hani kadınsa makyajını, erkekse işte sakalını, tıraşını ayarlaması gerekiyor. Hani yataktan kalkar şekilde kalkıp yayın açmak hoş değil. Çünkü sizi tanımayan insanlar ilk yayına girdiğinizde sizi dış görüntünüzle görüyorlar. Hani sizin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu bilemezler. O yüzden dış görünüm önemli. Onun dışında... Başta buradan vuracaksın, evet, yani. Onun dışında çok fazla yayın açmaları gerekiyor. Yayın açmalarının haricinde başka yayıncılarla içli dışlı olmaları gerekiyor. Samimiyet önemli, çevre önemli. Çevre de yapacaksın. Evet. Yani sadece yayın açmak da olmuyor. Mesela yayına böyle, nasıl diyeyim, 90-100 seviye bir insan geldi. Sence nasıl karşılamalılar? Nasıl yayında tutarlar? Yani onlara soru sorarak ilk başta tabii ki. Çok sıkmayacak bir şekilde ama adamın hoşuna gidebileceği şekilde sorular sorarsa tutabilirler. Topu o kişiye atacaksın ki cevap, evet, vermesi gereksin. Mecbur kalsın cevap vermeye. Bir şey aldım, şu güzel mi? Mesela örnek veriyorum, bu tarz sorular. Güzel bir şekilde yayın açtık. Görselimize dikkat ettik. Ondan sonra bol bol yayın açtık. Girip çevre yaptık. Gelen insanlara topu attık. Onları tuttuk. Başka var mı sence böyle yapmaları gereken bir şey? Yok. Senden bir tane de böyle en sevmediğin yayıncı tipini isteyeceğim. Yani bu isim vererek de olur, taklidini yaparak da olur, tarif ederek de olur. Yani en uyuz olduğun modeli düşün böyle yani. Genel olarak yayına girdiğimde insanların hani "Oo işte Meri, İrem, hoş geldin. Hadi bir evrensel yapıştır." Yani bundan nefret ediyorum, açık söyleyeyim. Gelir gelmez hediye, evet, isteme olayları. Evet. Yani o insanın yayınına giresim gelmiyor daha fazla. Yani... Bu arada arkadaşlar, İrem sadece kazandığını cebe atan bir insan değil. Bir yandan da harcıyor. Destekçi tarafı da var yani. Yani yayıncılarıma destek çıkıyorum. Ödüllerimi belirliyorum. Aylık ödüllerim vesaire var. Sevdiğim arkadaşlarıma aynı şekilde. Ben aslında küfürden hoşlanmıyorum, açık onu söyleyeyim. Hani şu genelde yayıncılarda özellikle var. Her cümlenin sonuna AMK'yı yapıştırıyor. Evet, yapıştırıyorlar. Mesela her cümlede bu. Bu benim hoşuma gitmiyor yani. Küfre çok karşı değilim ama bir insan kızdığında, sinirlendiğinde küfür edebilir ama sürekli her cümlenin arkasından bunu koymaları bence hoş değil. İtici geliyor. O zaman seninle biraz yayın gezip insanları kızdıralım mı? Kızdıralım. Hadi o zaman yayın gezmeye geçiyoruz arkadaşlar. İrem, yani Meri, Miko'da olduğu için arkadaşlar doğal olarak yine Miko'yu gezeceğiz. Yine İrem bu sefer konumuz seçecek doğal olarak. Şöyle bir sayfayı yenileyim. Sen seç. Kime gidelim? Önce bir bardak su döktürmeyle gideceğiz. Ona göre birini seç bakalım. Yaz gününde bir serinlesinler. Şuna gidelim bir o zaman. Yayına girdik arkadaşlar. Aç Elia. Şöyle profiline de tıkladım. Profilde gözüksün, ID'si falan. Uğramak isteyen olursa daha sonra uğrar. Önce bir selam verelim şöyle. Selam, iyi yayınlar, nasılsın diye Aç Elia'nın yayınına daldık. İyiyim, yap bakalım. Senden ne haber? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir şey istesem yapar mısın diye başlıyorum. 33K eksiği varmış Aç Elia'nın. Tabii. Tabii diyor. Şimdi yapacak bir şey yok. İrem gönderdi yani. O bardağı kafandan aşağı dökmeni isteyen İrem. Bak panik yaptı, kulaklı bakla attı hepsini. Sence 2K için yapar mı? Belli olmaz, onu bilemiyorum. Kafandan aşağı bir bardak su dökersen sana 2K. Teşekkür ediyorum. Kafayı yemedim ben. Biraz düşündü ama. 2K'nın sende kalsın. 2K için kendimi de dökeceğim. 2K'yı beğenmedi. 2K'yı beğenmedi Açeli'ye. Ama biraz düşündü sanki böyle okurken, olur mu olmaz mı, yok olmaz. O zaman Açeli'ye geçiyorum. Başka birini seçelim. Şuna girelim. Bay Sipsi'yi seçti. Selam'ın yayına diye girdik. Nick'imiz yap bakalım bugün arkadaşlar. Aleyküm selam, yap bakalım, ne haber? Sipsi'nin de 33.800 eksiği varmış. Son haftadayız malum. Sipsi'ye de aynı şekilde soruyoruz arkadaşlar. Kafandan aşağı bir bardak su dökersen sana 2K. Bana aşağı mı? Aşağı su dökersen sana 2K. Yap. Anana. Bana. Ama böyle ana, neyse fönderiz sonra. Vallahi şu an 2K için her şeyi yapabilirim arkadaşlar. Yayıncı. Ben gidiyorum. Yayıncı gidiyor. Su almaya gidiyor. Yemin ederim dökerim bu arada. Ardante chatten diyor ki bana da teklif et diyor. Bir bardak diye sordu. Evet.
Bir bardak yeter. Sipsi suyu aldı geldi. Yayına devam edeceğim, böyle geldi. Dökeceğim. Sıkıntı olur mu? Tamam, kafandan dök, fark etmez. Geliyor. Şu an 2K içim var ya. Ben bunu ekran videosu almak istiyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Hiç. Ay, ekran videosu almak istiyorum. Hayır, saçmalama. Biz alıyoruz zaten, saçmalama, merak etme. Döküyorum. İlk defa kanlı aşağısı dökeceğim. Ana avradım. Oh, yarasın. Bu sıcak da iyi gider ama. Aynen. Lan en sevdiğim saçım gitti. Oldu oldu, tebrik ediyorum. Ana avradım. Hemen 2K'sını atalım. Şimdi İrem'i konu kalınca doğal olarak Meri Ajansı'nın hediyesini atıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra kim düşerse, dost, most, tanımamdır, ezer geçerim. Karşınızda Meri Ajansı. Kessene bereket. Teşekkür edip kaçıyoruz. Böyle tanıdığın bir kız söyle, bu hesabı muhtemelen tanımayacak doğal olarak. Evet. Tanıdığın bir kız göster, camdan çıkıp böyle ben hamileyim diye bağırırsa 5K atalım. Arkadaşlar, İrem birisini seçti ama ben inisiyatif kullanıyorum, geçiyorum. Ekrandan görmüşsünüzdür zaten. Senden ricam başka birisini seçelim mümkünse böyle. Başka... Bize düşmanlık yapmayan birisi ama olsun böyle. Ama şimdi şey, hani konuya göre şey yaptım da o yüzden. Şu evet, Esra'ya girelim. Esra'ya girdik. Bence Esra yapmaz ama bir deneyelim. Gerçi Esra'nın sağ solu belli olmaz. Esra yapabilirdi. Senden bir şey isteyebilir miyim diye olaya girelim. Tabii ki de isteyebilirsin. Camdan çıkıp ben hamileyim diye iki kere bağırırsan sana 5K. Camdan çıkıp ben hamileyim diye iki kere bağırırsan sana 5K. Aşk olsun, neden bana böyle bir şey yaptırıyorsun? Hediye atacağız çünkü eğlenmemiz lazım. Ya ama şey, bir şey var, bir şey söyleyeceğim. Benim canımın yani etrafında hem, yani ben apartta kaldığım için bir sürü kız var. Hepsi öğrenci, üniversite falan okuyorlar. Orası da senin bileceğin iş, bana ne? İkincisi de ev sahiplerim var dışarıda. Karşı taraf dedi ki ben yaparım. Esra'ya diyorum ki o zaman karşıya geçiyorum. Yaptı yaptı, yapmadı, karşıya geçeceğim. O zaman karşıya geçiyorum. Diyorum ki sen yapıyorsan sana atacağım, yoksa karşıya atacağım. Sadece bir kişiye. Bir şey söyleyeceğim. Onu yaptıktan sonra ya atmazsan ne olacak? O da senin şansın tamam, artık Esra'cığım. Tamam, yapacağım da. Atmazsan ne olacak? Yapıyorum şuradaki camdan. Bu taraftaki sözüm camdan söz. Yapacağım. Sözüm söz, tamam yapıyorum. Hangi söz vermiştik? Kaç kere vermişiz de tutmamışız. İki kere bağıracaksın. Ama bağırması lazım. Bilmiyorum vallahi. Böyle ben hamileyim deyip kaçarsa olmaz. Bu bence yapmayacak ya. Karşıya mı geçsek, ne yapsak? Ben hamileyim. Ne oldu? Bu da bizi yiyor ha. Kimse Allah'a. Vallahi bizi yiyor. Vallahi bu kadar bağırabildim. Çünkü dışarısı çok kalabalık. Ben karşıya keşke geçiyorum o zaman. Keşke başka bir şey istesek. Psikolog sen yapabilir misin? Ben yaparım. Bak, İki kere bağırmanı bağırdım. İstiyorum o zaman. Ben hamileyim. Helal olsun. Bak ya. Bir de donmasan. Çok güzel oldu ama bir de donmasan. Ben hamileyim. Baya baya bağırdı yani. Helal olsun be, helal olsun be. Atıyorum 5K'sını. Hak etti, psikolog hak etti. Esra'nın şu an içi gidiyor. Evet. Tebrik ediyorum psikolog. Tamam da saylanmaz ama ben Sakarya gibi çok küçük bir şehirde yaşıyorum. Ve benim ha. Camım bahçeye bakıyor. Yola ha, bakmıyor. Anlat. Anlat, seversin Esra, yapma anlat. Anlat Esra, anlat. Teşekkür ederim. Kesin öldür. Ha, ha, ha. İyi yayınlar, teşekkürler deyip kaçalım o zaman. Bir tane de bir soru soracağım. 23 Nisan'da ne oldu diye soracağım ama bu sefer ben seçeceğim. Kabul mü? İkisini sen seçtin, bir tane de ben seçeceğim. Şöyle bir yeniliyorum. Psikolog en üstte çıktı, malum 5K'yı aldı. Mikon sisteminde çünkü şey var, en son hediye alan, en yüksek alan yukarı çıkıyor. O zaman aşağılardan bir arkadaşımızı yukarı çıkartalım. Şöyle birazcık şöyle aşağılara ineyim. Şebnem'e gidelim. Şebnem 911 istiyormuş. Bakayım Şebnem kaç kalmış elimizde. Maalesef o kadar kalmamış. Soracağım, bilirsen sana 5K atacağım. Önce bir selam verelim değil mi? Hayvan olmayalım yani. Selam, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sana bir soru soracağım. Bilirsen sana 5K. Sana bir soru soracağım. Bilirsen 5K. Gerek yok. 911'in ya, yarısı. Söyleyebilirsin. Gerek kapalı. Yok mu? Yap atmayayım bakalım, o zaman Şebnem. Tanıdık geldi. Allah Allah. Tanıdık mı geldi? Ben gene de soracağım. Bilirse gene atacağım. 23 Nisan'a ne oldu? Valla ne oldu? Gençlik ve bakayım, spor bayramı yok. O 19. Değil, değil mi? Ne oldu? Gençlik, spor bayramı. Çocuklara da doğ günü ne oldu? Tam ne oldu da adadı işte. Kaç sene olmuş Allah için okulu bırakalı. Bu sorulacak soru muydu? Ama ne oldu da adandı? Ne oldu ki? Bilmem ne oldu. Sen bileni at 5K'yı, ben bilemedim. Görüşürüz Şebnemciğim. Geç'teki sen söyler misin diyeyim, Halime'ye soralım bir de. Ben hiç hoş olmaz. Bence biraz düşün, tamam. Bulursun. Çok zor bir şey değil. Bilirse ona atacağım 5K'yı. Bir şey söyleyeceğim, bu müstile.
Sen Muslilistin. 23 Nisan'da sen yemin ederim yakalandık. İlan söyledi edildi ama, ve söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak. Ama söyledi. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuydu. Halime kafasını havluyla geldi. Bildi ama ifşa etti Şebnem bizi. Bildin mi? Anam kameram açılmış söylemiyorsun. Allah cezanı vermesin. Kamera saçından haberi yok mu? Biz kayıt aldık Halime. Kamera sıkıntı yapma. Bizde duruyor kayıtlar. Allah'tan yani ama sadece kafan gözüktü. Merak etme ben kaydettim hepsini diye chat'e yazayım. Merak etme ben kaydettim. Gerçekten ya, görünmemiştir şu anda. Hayır, artık YouTube'dasınız arkadaşlar. Hayır görünmemiştir saçmalamayın. Bay Rolex de chatten diyor Mustili evet, diyor. Evet evet ben izliyorum. Yakalandık arkadaşlar. Mustili bu. Başkası olamaz. Bak bilseyi de atacaktım. Mustafa abi mi? Mustafa abi Halime'ye de atacaktım mi? Ama Halime söyledi yani. Bilemedim dedi ki galiba, bu Mustili dedi. Ben de bilemedim. Halime diyor ki yalvarırım diyor 5K'ya atma ama gene de yayınlama diyor. Halimeciğim merak etme biz zaten blurluyoruz. Zaten gözükmeyeceksin yani. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz YouTube kanalımızda konuk aldığımız herkese kanalında izin almadan hiç kimseyi zaten yayınlamıyoruz. Aldığımız kişiye de zaten yazılı belge alıyoruz. Diyoruz ki evet bizi yayınlayabilirsiniz. Bizi sosyal medyaya paylaşabilirsiniz diye kağıt imza atıyoruz. Dolayısıyla haberiniz olmadan, izniniz olmadan yüzünüz açık şekilde koymayız zaten yani. Bu arada ben Halime'nin verdiği cevabı duyamadım. Halime doğru cevap verdi. Verdi mi? Tamam o zaman Halime kazandı. Halime'ye atıyorum o zaman. Atın. 5K Halime'ye gitti. Halime'yi tebrik ediyoruz arkadaşlar. İyi yayınlar görüşmek üzere deyip kaçalım artık. Teşekkürler görüşürüz. Evet arkadaşlar İrem'le beraber bugün yayınlarınızı gezdik. Biraz kışkırttık biraz sorular sorduk. Güzel de oldu eğlenceli de oldu. O zaman İrem'i yolcu etmeden ona bir sorayım. Senin böyle son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Yayıncılık alemiyle alakalı olabilir. Böyle arkadaşlık dostlukla alakalı olabilir. Böyle bırakmak istediğim bir mesaj olsun hatıra olarak. Genel olarak konuşayım. Ben herkese hak ettiğini veriyorum. Bunu söyleyeyim öncelikle dinleyenlere. Kimsenin hakkını yemiyorum. Ezip geçip ne bileyim dolandırayım demiyorum. Kendi çabalarım sayesinde buraya geldim. Buna göz dikmeyin öncelikle. Çünkü alamazsınız yani. Bendekini alamazsınız. Onu söyleyeyim. Ben buraya kolay gelmedim. Çok iddialı. Konuşuyorlarmış ya. Diyorlarmış ki onun bütün yayıncıları yanıma çekeceğim. Yok onun ajansını durdurmayacağım. Hadi ya. Göz mü koymuşlar senin ajansına? Göz koymuşlar. Bir de her şey bizim maaşımızı onlar veriyormuş da. Kim? Destekçiler mi diyor bunu? Destekçiydi de şimdi değil işte birisi. Dedikodu var ana. Yani şu anda çok büyük rezil ederdim de daha yaptığın şeyleri söylemiyorum. Sana yeter bence. Bir şey söyleyeceğim sen bombayı sona saklamışsın. Videonun başını izleyip sonunu izlemeyenler şimdi haberdar olmayacak. Böyle isim misim falan var mı böyle biraz kaos çıkaralım. Yok isim vermeyeceğim o kendisini iyi biliyor. Seçimden 2 ay önce söyleyeceğim. Yani ben ikinci bir insan değilim arkadaşlar. Benimle uğraşıyorsunuz vesaire ama değilim. Ben o an belki kızmışımdır ama takmam kafama takmam. Ben umursamaz bir insanım açıkça söyleyeyim. Siz gibi işsiz değilim. Sadece burada işim yok benim. Saygılar. Vallahi helal olsun. Böyle birilerini sallayınca benim bir böyle içim kıpır kıpır oluyor. İsteyen istediğin desin. Yayıncılarıma söylemek istiyorum. Yayıncılarımın hepsini çok seviyorum. Çünkü sadece benim yayıncılarım değil. Arkadaşlarım, ailem, dostum onlar benim. Beraber güzel işler yapacağımızı inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir de bizim bazı izleyicilerimiz var böyle şöyle %70-75 kadar falan abone olmadan izleyenler var. Onlara da bir saysana ya. Ya ama siz de izleyip abone olmuyorsunuz. Aşağıdan abone ol. Takip et beğen. Hadi bay bay.